Arkadaşlar merhaba. Olayın gizli kahramanı Zerdava. Jder. Olayın asıl kahramanı Ejder Baba. Gel. Ol oğlum. Ejder. Ol baba. Heh. Arkadaşlar Ejder'in son durumunu gösterelim dedik. Hem de size son yayınlanan video ile ilgili biraz bilgi verelim dedik. Hani kameradan izlediğimizde biraz daha olayın hani farklı yönlerini izleyebildik. O an yaşarken çünkü adrenalinle çok tabii göremiyorsun. Özellikle Zerdava'nın o hallerini. Yani resmen bize yardımcı olmuş orada. O hareketleriyle algıyı dağıtmış. Bizim kendi hallerimiz de çok komik ya. Aynen aynen. Herkes bir şoka girmiş. Nefes nefese herkes. Daha sonra. Yani çünkü hiç beklenmedik bir an. Yani işte bir sohbet ediyorduk. Ejder orada eşinde, hatta biz Ejder'in eşinmesine kilitlendik. Of, çünkü nadiren eşini Ejder. Bu aralarda gerçekten formu zirvede. Baktık eşinmeye başladı. Biz de ona öyle o falan filan böyle içimizden onu söylerken. Sonra döndü. Ben tabii normal gidecek sanıyorum. Bir anda beni yolun karşı tarafına asıldı. Aslında ani bir refleks yaptı yani. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence arkadaşlar köpek orada Ejder'i görmedi. Çünkü yolun karşı tarafında. Evet, karşı tarafında kalıyordu Ejder. Aynen, çünkü sessiz bir şekilde gelmiş. Yani şimdi Ejder'i görse bence havlayarak gelirdi. Yani hav 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 yaparak gelirdi. Uzaktan saldırdı, evet. Sinsi geldi. Tabii. Sinsi sinsi büyük ihtimal bizden birine saldırmaya geldi. O arada Ejder denk geldi. Köpek de yola çıkmış oldu. Bir anda Ejder'i karşısında gördü. Afalladı. Aynen, afalladı. Dondu. Artık yani buraya kadar geldik artık dedi. Ne olacaksa olsun dedi bundan, bu saatten sonra köpek. Yani gerçekten cesaretli köpekmiş o da. Buna da yeni başladı. Tabii ki köpeğin durumu da gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. İşte yani zaten direkt bizim müdahalemizle şey yaptık, kurtardık. Özgüveni bu kadar iyi olması şaşırtıcıydı çünkü. Eğer zamanında karşılaşma olsaydı bence ikinci seferde mesela belki bu özgüveni olmayabilir. Yani tabii hani bilmiyordu neyle evet, karşılaşacağını. Bence ama Ejder'i uzaktan görmüş olsaydı ben pek geleceğini tahmin etmiyorum. Ben de. Tabii gelmiş de olabilir. Yani gelecek de olabilir ama o anlık yani o bazı şekilde. Boz çoban köpekleri bile arkadaşlar. Bazı boz çoban köpekleri bile Ejder'in siyah renginden çekinebiliyor. Yani gerçekten siyah renk birazcık köpekler üzerinde bir etkiye sahip. Biz bunu birkaç boz çoban köpeğinde gördük. Mesela bahçeye bazen misafir çoban köpekleri geliyor. Baltazar işte en büyük örneği. Baltazar var, bir tane bizim bayram arkadaşımızın bir köpeği vardı. Bahçeye aynen gelenlerden bir tanesi. Mesela Yavuz'a atar yapıyorlar. Burada Çapar'a da atar yapıyorlar. Kaptana yani. Kaptana da atar yapıyorlar. Ejder'e geldiklerinde şöyle yan gözle bakıp devam ediyorlar. Hiçbir şekilde atar yapmıyorlar. Keza Umut'un başına da gelmiş Gomis'le. Evet, köpek sanmıyorlar herhalde bunu. Bir şey mi demiş? Başka bir şey sanıyorlar. Şöyle Ejder de poz veriyor. Ejder baba ama yani ben açıkçası bu zamana kadar baktık, emek verdik Ejder adına. Hani yediğini içtiğini inkar etmeyen bir köpek olduğunu gördüm. Hani o an yani bırak Akbaş'ı, hangi canlı geliyor yani o şekilde bize zarar vereceğini büyük ihtimal hissetti zaten. Herhangi bir canlı da olsa, değil mi? Evet, evet. Orada gelecek herhangi bir canlı, köpek, kuş, işte kurt. Hiçbir canlıya R yapmayacağını gördük orada yani. O şekilde çıktı. Bir de yanında biz vardık zaten. Tabii tamamen koruma içgüdüsüyle zaten bir anda atılıyor öne. Arkadaşlar köpeklerin kulakları biraz da baksana arkadaşlara. Ne oldu? Köpeklerin kulakları biraz da hassas olduğu için büyük ihtimal o otların içinden çıkarken o çıtırtıları duydu. Sana ödülünü verdik. İşkembe yedin dün. En sevdiğin yemeği yedin. İşkembeyi götürdün. Ne yapıyorsun daha? Öveyim mi daha? Evet, olayın kahramanı ve
gizli kahramanı. Bu yardımcısı. Acaba köpek buna dönünce kaçışını gördünüz mü buna dönünce? Nasıl kaçıyor? Ama ne yapsın? Köpek görevini yaptı. Köpek görevini yaptı. Olayı ayırdı. Akıllı köpek abi, zeki köpek, kendini tutturmuyor ki. Ya kaçışı çok komik değil miydi? Aynen. Ben videoyu tekrar izlediğimde arkadaşlar en çok Zerdava'ya güldüm. Bir de benim baştaki düşüşe güldüm. Ona ben yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten yani ben dün kötü bir gün geçirdim. Kötü bir gündü yani. Bu video sayesinde bütün gün gülebildim. Gerçekten gülebileceğimi düşünmüyordum. O gün benim için kötü bir gündü. Ulan şurada düşmesi hala beni güldürebiliyor. Gerçekten ben bile keyif aldım. Ben biraz şey pozisyonuna geçeyim. Ufak ufak eski görevimi geri almaya başladım. İzleyici pozisyonuna geçeyim ben. Bakalım Ejder. Çok yorma. Tam hazır olmayabilirim. Şşt. Dur. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur yavaş. O gün güldüysem yani bu videoya her gün gülerim demektir. Keyifli bir video oldu bizim için de. Ejder. Tabii Ejder hiçbir şeyden habersiz. Ne oldu ya falan diyordur. Ne oldu? Hı? Baksana Ejder'in gözleri falan da bayağı temiz. Evet. Ara ara mevsimsel olabilir ama ara ara gözleri kirpiklenebiliyor. Çapaklanabiliyor. Ama bir de gibi. Hani sonradan sakin kafayla düşününce daha net anladım. İyi ki Ejder varmış yanımızda veya tek değildik. Yani sen düşünsene yeğenini de hani orada gezinti yapıyorsunuz. Hani buraya arkadaşlar küçük buradan. Çocuklar geliyor, burada yürüyüş yapıyorlar, hani burası normal bir yol. Adamın yani o sahibi kişinin de donması, biraz donuk geldi adam, bir ya farklı korktu, geldi, he, korktu. Evet. O bize saldırdı sandırdı. Çünkü muhtemelen köpeğin adamcı olduğunu biliyordu. Aynen. O yüzden eyvah korktu. Dedi, gitti. Bizim paniklememizin sesine geldi o. Bize de bir şey demedi. Orada şöyle tutuyor köpeği, gidiyor. Hani verilmiş sadakamız varmış. İyi ki tabii yavrular yoktu yanınızda. Ve İşte küçük çocuklar yoktu. Hani iyi ki kameraman İbo'ya da bir şey olmadı. Ben İbo'yu da tebrik ederim. Hani o aksiyon içinde ısırılma ihtimaline karşı olsa bile adam şaşkınlığı yanıyor. Salmamış şeyi, kamerayı ve net bir şekilde çekmeye çalışmış. Yani gerçekten hani yorum yapan arkadaşlar var. Abi aksiyon filmi gibi. Yani aksiyon film için çeksen o sahneyi bu şekilde olmazdı. Sivas filminde oluyor ya böyle şeyler. Yani bu, adamlar bunu filmde zor ayarlıyorlar. Tabii. Film için çeksen çok zor denk gelirdi. Gerçekten tabii en büyük sevincimiz hiçbir köpeğe zarar gelmedi. Zaten her zaman dediğimiz gibi bu tür şeylerle izlenmek istemeyiz. Yaptığımız güzel işlerle izlenmek isteriz. Ama arada işte köpeklerin duası bu şekilde olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ejder seni oğlum günün kahramanı ilan ettiler. Evet arkadaşlar. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Bütün yorumları Cafer'le okuduk tek tek. Evet, gerçekten tek tek destekleriniz bizi bir çok tane kötü yorum görmedim. Bizi yani çok mutlu etti. Ya illaki kötü yorum yapan yani olacaktır. Yani yanlış düşünen çok yoktu Allah'tan. Yani o şekilde insanlar var ama yani yapacak bir şey yok. Evet. Eğer bu mecrayı kullanıyorsan o şekilde insanlara da katlanacaksın. Peki abi sana şunu sorayım abi. O gün bu olayın içinde kameraman Fatih olsaydı. Kameraman Fatih olsa abi şu an izleyenler bu videoların sadece başını izliyor olurdu. Ne yapardı abi? Tabii başı hariç. Videoyu falan kapatırdı. Kendi derdine düşerdi. Bence senin telefonu bile uğrayabilirdi yani. Tabii. Evet, Fatih de buna ince bir mesaj. Zerdan'ın da canı sıkılıyor. Videonun zaten başlangıcı güzel başladı. Ulaş'ın bak ayak izi hala var orada. Orada kayması zaten videoyu güzel yaptı. Nerede var?
Zerdava'nın halleri hala bizi güldürmeye, şaşırtmaya devam ediyor. Ya Zerdava gerçekten. İzlediler mi drone videosunu, Instagram takipçileri? Ona özel YouTube'a video çekeriz. Ya Zerdava gerçekten çok komik bir köpek. Hani her hareketiyle. Ya kızım. Zerdava sevenleri de görmek isteriz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin kendinizi. Ben hani kendi çevremden Zerdava için inanılmaz telefon alıyorum. Kim o? Yaptığı her hareketi beğeniyorlar şu hareketleri. Gelse bak. Okay. Gel elim burada bak. Hadi sevdir kendini. Hadi sevdir kendini. Sevdir. İlk önce sen sev diyor bak. İlk önce sen sev diyor. Tamam. Sevdir hadi kendini. Hadi sevdir bana kendini. Hadi. Ya şeyin beni öldürecek şey. Bazı arkadaşlar da şey sanıyor, korktuğu için öyle geliyor sanıyor da Zerdava'nın arkadaşlar böyle sevdirme şekli öyle. Bizden korkma şansı var mı Zerdava'nın ya? Kızı da aynı şekilde değil mi? Bak. Kızı da aynı şekilde. Dişleri kırıyor. Öyle her olaya girersen. Sanki çoban köpeğiyle dişlerini kırıyorsun ya. Bir dişlerini kırıyorsun. Kim bilir biz yokken buralarda ne yapıyor? Arkadaşlar yani imkanımız olsa şöyle kilometre cihazları var ya. Takıyorlar kaç kilometre yol yaptığını gösteriyorlar. Bu Zerdava'ya bir takacaksın. Bir günde bahçede kaç kilometre yapıyor acaba? Yani sağa sola git. Veya bir kamera takacaksın üstüne. Hani ne oluyor ne bitiyor? Aslında güzel bir fikir olabilir. Zerdava'ya kamera takmak. Hani bahçede biz yokken, kimse yokken burada. Ne oluyor ne bitiyor? Bir şey at kovalayacak onu. Oyun şeyi geldi. Boruyu at. İşte. Koş getir gel. Koş. Aferin kızıma. Çok. Aferin kızıma. Buraya getir. Ya getirmeyi de yapsan. Ne getirmedin onu? Bekle. Şu boruyu at, şu boruyu. Bak evet, şurada. Gel. İşte. Koş. Getir ama. Bana getir onu. Bana getir. Getir kızım. Zerdava. Getir kızım. Hadi getir. Gel Zerdava gel. Hadi kızım. Manyak. Arkadaşlar. yani... Sizlere sıcağı sıcağına düşüncelerimizi aktaralım dedik. Video ile ilgili. Bakalım. Sağlam mı dişler? Sağlam. Yanaklara bak. Yanaklara. Var mı? Sonra eklemek istediğim bir şey. Beklemek istediğim bir şey yok. Dediğimiz gibi takibe devam. Desteğe devam arkadaşlar. Sizlerin desteğiniz bizi daha çok yükseltiyor. Yükselttikçe daha çok video, daha güzel içerikler çekmek geliyor içimizden. O yüzden... Yakın zamanda arkadaşlar şey var değil mi? Drone'la, evet arkadaşlar, yayla... Sizler için drone da ayarladık. Evet. Buradan Günlük Balıkçıların sahipleri Osman'la İsmail'e bu konuda teşekkür ediyoruz. Çünkü sürekli bize ihtiyaç olduğunu söylüyorduk. Onlar da kendilerini almışlar. Dediler her türlü video çekmeye geleceğiz. Onların drone'uyla arkadaşlar... Kar da yağdı. Tabii yaylaya çıkartacağız köpekleri. Belki bir kurtla yani dağlara 2 kilometre, 3 kilometreki drone'un gitme mesafesi var arkadaşlar. Evet, sizler evet. için dağlarda güzel çekimler yapacağız. O şeylerde geyik olduğu da söyleniyor. İnşallah drone'la bir şeyler yakalayabiliriz. Köpeklerimizi götürüyoruz. Muhtemelen ejder gider bu sefer yaylaya. Kar leoparı görürsünüz evet. arkadaşlar. Kar leoparı ejderi. Değil mi ejder? Bakalım Zerdava'yı götürsek mi acaba yani? Bir şeyler yapar mı orada? Zerdava götürelim mi seni? He? Yalar sen götüreceksin. git Cafer'i elini yala vereceksin. Hani? Elini yala götüreceğim. Al. Tamam. Zerdava da geliyor. Zerdava yerini ayırttı şimdiden. Yola seni var ya seni. Kaşları da var. Şöyle tek kaş. Arkadaşlar bizde son durum böyle. Ejder'in son durumu, Zerdava'nın son durumu bu şekilde. İzlemeye çıkarttınız zaten yine. Aynen öyle. Kendinize dikkat edin. Desteğinizi hissettikçe daha mutlu oluyoruz. Desteğe devam. Hepinize hoşça kalın.